Evet arkadaşlar, şuna da dikkat edelim son olarak. Türkiye denetim standartlarına göre, hasılat, özellikle hasılata dikkat edelim. Aksi denetçi tarafından gerekçelendirilmedikçe her halükarda hile riski içerdiği varsayımına tabidir. Yani bağımsız denetçiler denetim çalışmalarında özellikle hasılata dikkat etmelidir. Hasılatın bir hile için risk faktörü içerdiğini göz önünde bulundurmalıdır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre transfer fiyatlaması ilgili yanlıştır. Transfer fiyatlaması nedir? Kurumların aralarında bir ilişki varsa ve bu kurumlar arasında yüksek ve düşük bedellerle alım, satım, kiralama, komisyon, prim gibi işlemlerde bulunursa bu yapılan işlemler transfer fiyatlaması ve dağıtan ötülü kazançtır. Ne oluyor ki? Derseniz hocam bu ne demektir? İndirecek gider olmaz. İndirecek gider olmaz. Kanun kötü söylemiş. A. Bize yanlışını soruyorlar. Dikkat edin. Kurumlar ilişkili kişilerle... B. 3 yıllık dönem içerisinde eğer genel kurul kararlarına ihtiyaç duyulacak bir gelişme söz konusu olursa genel kurulun ayrıca o da yönetim veya denetleme kurulu tarafından veya odaya kayıtlı olan üyelerin en az 1/5 tarafından toplantıya çağrılması mümkündür. Tekrar söylüyorum. 3 yıllık dönem içerisinde genel kurul kararlarına ihtiyaç duyulacak olursa oda yönetim kurulu başkanı genel kurulu toplantıya çağırabilir. Oda yönetim kurulu kurulunda alacağı bir kararla çağırabilir. Denetleme kurulu yine genel kurulu toplantıya çağırabilir. Ayrıca odaya kayıtlı olan üyelerin en az 1/5'inin ama eğer ki kendi aralarında böyle bir düzenleme yapmadılarsa bu takdirde borçlar kanunumuz borcun çeşidine göre, örneğin para borçları için, örneğin parça borçları için veya bunlar dışında kalan diğer borçlar için ifa yerini arkadaşlar belirlemiş. Para borçlarında aslında arkadaşlar ifa yeri eğer önceden öngörülmediyse alacaklının ikametgahındaymış. Yani aslında para borçlarına bir başka anlamda Karşılaştırmalı tablo analiz tekniğinden devam edelim. Karşılaştırmalı tablo analiz tekniği en az iki dönemin verisi kıyaslanarak yapılmaktadır, analiz yapılmaktadır. Ve bu iki veri kıyaslanırken de mutlaka ve mutlaka hem oransal hem de tutarsal hesaplamalar yapılmalı. Yani analiz sürecinden hatırlarsanız.